Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçıoğlu. Ekonomideki gelişmeleri biraz değerlendirmek istiyoruz. Çünkü özellikle Orta Doğu'da yükselen jeopolitik riskin ciddi anlamda etkileri olma olasılığı yükselmiş durumda. Nereye? Hem Türk ekonomisine hem dünya ekonomisine. Bugün enflasyon datası gibi çok taze bir data geldi. Biraz tabii ki beklentinin çok üzerinde gelmesinden mütevellit. Moraller bozuk. Bir de bunun üzerine böyle Orta Doğu'da savaş bilmem ne vesaire gibi şeyler gelirse bakalım bu enflasyon mücadele ne olacak değil mi? Fatih Hanım aynen. Hocam merhabalar, hoş geldin. Merhabalar. Dediğin gibi hem Orta Doğu'daki olaydan ötürü hem gelen rakam da biraz morallerimizi bozdu. Yani sürekli hepimiz bunu düşünüyoruz. Enflasyon ne olacak? Bu iş nasıl olacak? Hocam ben şu ara savaşı düşünüyorum diyecektim. Evet. Yani ya, şimdi bir İsrail'i bir değerlendirmeyi istiyorum. Yani çünkü şimdi, akli bir davranış mı bu değil mi? Büyük hani, sorun. Baktığın zaman Hamas ve Hizbullah'la mücadele ediyorum gibi bir iddia var orada. Fakat neredeyse hiç kimse kalmadı. Bir katliam neredeyse. Değil mi? Yani, Hizbullah tabii, ve Hamas tabii, tarafında tabii. Herkes öldürülmüş durumda. Tabii. Bunu bahane göstererek işte Gazze'nin durumu ortada. Çoluk çocuk herkes tabii. Perişan. Yüz binlerce ölü, rakamı bile bilmiyoruz. Bir yandan Lübnan'a saldırılıyor. Lübnan çok sevdiğimiz bir memleket. Ekonomisi mahvoldu adamları. Zaten bitik çok vaziyette. Kötü, bitik vaziyette aynen. Bir ülke. Aynen. Şimdi oradan bir karasal şey başladı. Askerler Güney Lübnan'dan girmeye başladı, İsrail askerleri. Dün Yemen'e saldırdı. Önceki gün Yemen'e saldırdı. Dün Şam'a saldırdı. Yani tam hani derler ya, bir barut fıçısı hakikaten öyle. Gerçekten, şu anda Orta Doğu barut fıçısı. Kapısı açıldı denir hakikaten. Gibi bir durum var. Şimdi bir de enteresan, ya bizden de koskocaman meclisin açılışında bizzat Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan sözler İsrail'le ilgili. Değil mi, bir NATO ya, üyesi ülkesi olmamıza rağmen. Çok ilginç. Hani bir, hani İsrail'le ilgili bundan sonraki hedef biziz noktasında minvalinde gelen açıklama da ya o da bambaşka bir şey. Şimdi, yani. Şimdi o konuyla ilgili aslında ben de düşünüyorum ama hiçbir şey söylemek istemiyorum şu anda. Bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var, ne var? Fakat Orta Doğu'da bir facia yaşanıyor. Yani ve ben şundan çekiniyorum. Bu adam Netanyahu. Her şeyi yapabilir. Ha, ya ummadık bir şey, bir silah kullanılabilir. Kullanılan teknoloji odaklı silahları gördük ama söylemek istemiyorum ama bambaşka silahlar kullanabilir. Bu orada tabii İran'da rejim değişikliğine kadar gider. İşin hızlanması. Zaten Netanyahu çıktı dedi ya, demokrasi getirmek istiyoruz. Yani size bambaşka şeyler olabilir. Orta Doğu çok büyük olaylara gebe. Ama biz kendi tarafımızdan baktığımız zaman özellikle Batı açısından, dünya açısından ben Türkiye'nin tekrardan önem kazanacağını düşünüyorum. Çünkü oradan da insanlar geliyor. Yani oradan gelenler ama şimdi ben dün basında izliyorum. Öyle sığınmacı türü gelen değil. Gayet oranın işte girip çıkabilen, pasaportu olan. Oranın derken Lübnan'da. Lübnan'dan bir takım insanlar turist gibi geliyorlar. Ama diyorlar orada evlerimiz var, tekrar döneceğiz. Her daim bizim ülkemiz. Hep ben şunu söylüyorum, çok değerli bir emlak üstünde oturuyoruz. Çok kötü olaylar oluyor Orta Doğu'da ama bu dünyada Türkiye'nin önemini tekrardan arttıracak. Yani sadece göç politikası anlamında inşallah arttırmasın orada hocam. Orada arttırmasın, benim de mevcut sorunu çözmememiz lazım bizim önce. Mevcut içeridekileri bir şekilde, nüfus çünkü demografi yapı değiştiriyor. Ama orada da başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi hemen söyleyeyim onu. Bir arkadaşım Anadolu'da, şehri söylemeyeyim şimdi, hemen sanayi odaları aramasın. Şeye gidiyor, köyüne gidiyor, kasabasına. Hocam diyor, çoban yok. Hani hep eleştiriyoruz ya işte Afgan çobanlar. Çok ciddi para alıyorlar ve bizim gençlerimiz maalesef, hani bir de dönüp kendimize bakalım. Hep ekonomi konuşuyoruz ya, şu politika öyle oldu, bu İnsanımıza bakalım, bizimkiler şeyde oturuyorlar, kahvede oturuyor bizim gençlerimiz. Meslek küçük görürüz biz. Bizde öyle bir huy var biliyor musun? Bazı meslekleri küçük görür yapmayız. Çobanlık, ya bugün yetiştir ya, meslek okulu yap, çobanlık meslek okulu. Orada bile eğitimini bile ver bu işin. İnanılmaz paralar alıyorlar o Afgan çobanlar. Evet. Döviz bazında inanılmaz paralar ve çoban bulunmuyor memlekette. Şimdi hizmet enflasyonunu konuşacağız ya. Neden bu kadar yükseliyor? Hı hı. Temelinde başka şeyler yatıyor. Yani ekonominin temeliyle oynadın mı, tamam mı? Belli tabii. Şeylerle oynadın mı? Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani dikiş tutmuyor sonra. Klasik hocam, örnek gerçekten. Vardır ya, diş macunu tüpten sıkarsın, çıkar sonra bir türlü macunu tekrar. Enflasyon tabii. Hikayesi de aynı böyle. Yani şey çıktı, ne der o fenerden, hop
cin çıktı. Hı hı. Şimdi bu cini hepimiz uğraşıyoruz. Nasıl bir, aşağı çekeceğiz? Hocam peki... Ortadoğu ile ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum. Yine dönebiliriz de. Yani bu o zaman madem lambadan cin çıktı bir daha da sokamıyoruz. Mesela bu ay gelen enflasyon verisi bu cinin hala bizimle dalga geçtiğini mi gösteriyor hala orada? Şöyle piyasa beklentilerinin üstünde geldi. Açık söyleyeyim. Merkez Bankamız elinden geleni yaptığını düşünüyorum ben. Onların, yani para politikası anlamında para diyorsunuz. Para politikası anlamında. Onların koydukları hedefe şu anda ulaşma şeyi çok zor. Yani bir anda piyasa talebin bir anda durması lazım. Yani sıfıra inmesi lazım ki öyle bir şey de olmaz ekonomide. Dolayısıyla Merkez Bankamızın yıl sonu için koyduğu 42 hedefi zor gözüküyor. Şöyle olabilir. Aylık olarak ben önceki seninle yaptığımız yayında da söylemiştim. Hı hı. 1,5'un altında gelirse o zaman 1,8'in altında demiştim. Hedefi yakalama ihtimali var. Şimdi 1,5'un altında gelmesi lazım aylık. Tamam mı? Bu ne demek? Bu da piyasanın çok ciddi yavaşlaması demek. Tamam mı? Ha gayret resesyon demek. Böyle bir şeyi de arzulamaz kimse. Evet. Ha bu neyi gösteriyor? Hocam bir de şimdi çok özür diliyorum araya gireceğim ama yine jeopolitik riskin yükselmesiyle birlikte bakıyoruz Brent petrol fiyatı ciddi anlamda artmış durumda. İsrail de bir şeye başladığı zaman kolay kolay durmuyor. Aynen öyle. Değil mi? Yani o yüzden petrol tarafı yani enerji tarafında bir dalgalanma beklemek ve bu dalganın bir süre kalıcı seyredeceğini beklemek gerek öngörülebiliyorsa eğer bunun da bizim enflasyonla mücadelemize değil mi? Kesinlikle yansıması zarar verir. Olacak. Şimdi ben bir çalışma yaptım. Yılbaşından bu yana kur %17 artmış. Hani şey kurmuyoruz atom santralı. Topladım rakamları baktım. Enflasyon yaklaşık işte 32 dedim. Şimdi kur orta... TÜİK enflasyonu. Tabii TÜİK enflasyonu. Ha ben bu arada onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben son 2 aydır, 3 aydır TÜİK enflasyonunu da dikkate alıyorum. Özellikle İTO'yla birlikte dikkate alıyorum. Hı. Çünkü İTO, biliyorsun İTO rakamı birazcık yüksek tabii. Çıktı. Neden? İstanbul pahalı. İTO'dan biraz geri gittiğin zaman zaten TÜİK rakamlarına geliyoruz. Yani bir şeyi dikkate almak durumundayız artık. Yani. Tabii bir şikayetlerimiz olacak. Bazı şeylere başka, hani başka bir kurum var yayınlıyor. Bakıyorum ama dikkate almıyorum. Çünkü onunla ilgili biliyorsun başka bir şey oldu seçimden. Ortalama yalan da var biliyorsun. Aynen öyle. Yani sosyal medyada bakan, gezen her şeye bakan, inanmıyorum. Evet. TÜİK'in verilerini... İTO'nun verileriyle birlikte dikkate alıyorum. Tamam mı? Çünkü İstanbul, İTO İstanbul'u veriyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. İstanbul evet üstüne bir %10-15 koy şeyin Türkiye genelinin. Evet tabii. İstanbul'da tabii kiraya ki. Bak, İstanbul'da fiyatlara bak. Şüphesiz. Kafeye gittiğin zaman İstanbul'da kahveye ne ödüyorsun? Atıyorum Konya'da, Bolu'da, Bursa'da ne ödüyorsun gibi bakmak lazım. Dolayısıyla TÜİK rakamlarını dikkate aldığımız zaman bu enflasyonda baz etkisi haricinde şu anda... kayda değer gerileme görmedik. Şimdi gerileme, şimdi ne konuşuluyor? Efendim faizle indirim. Hani bekliyorduk ya, Kasım'da yapılabilir falan. Şu anda o geçti. Artık bu yıl, bu verilerle normal şartlarda herhangi bir faiz indirimi yapılamaz. Teorik olarak yapılamaz. Evet. Bunda şu örneği vermek istiyorum Ahu. Amerika Birleşik Devletleri tarafına bakarsak, FED, arkadaş, 3 yıl sonra faizi indirdi. Bak 3 yıl sonra ki bizim gibi yapısal sorunları yok. Ha ben şunu demek istemiyorum. 3 yıl bekleme. Daha yeni 1 yıl oldu, 1,5 yıl oldu. Yani bir miktar daha beklenmesi lazım. Birkaç veri daha görüm. Onun için bu yıl faiz indirimi yapılırsa Aralık'ta bence çok doğru olmaz. Hocam tekrar faizleri çıkaracaksak faiz indirimi yapmayalım zaten. Yani onun için faiz indirimi değil piyasayı bir miktar daha soğutmaya devam etmeliyiz. Ama ve lakin başka tedbirler ne almamız lazım? Bak. Avrupa Birliği'nde dün veri geldi. 2'nin altına indi tamam mı? Hedefin altına indi enflasyon. Hı hı. Fransa'da enflasyon 1,8 geldi. Ne yaptı Fransa? Şimdi 1,8 arkadaş gayet iyi. Yani ekonomi teorisine göre 3 civarı bir enflasyon olabilir. Piyasayı hareketli tutar. 60 milyar euroluk tasarruf paketi açıkladılar. Anında değil mi? Çok ya 1,8 geldi yani çözmüşsün sen enflasyonu yine de tasarruf paketi açıkladı. Çünkü bu sadece bizde değil global olarak cin çıktı dedik ya. Tabii. Bunu tekrar toparlamak hakikaten güç ve kalıcı olarak bunu görmek de güç. Dolayısıyla şimdi diyoruz ki Merkez Bankası. Hocam cin çıktığı zaman şeyden her yeri karıştırdığının farkında Avrupa. Her şeyi bozuyor. Değil mi? Ahlakı da bozuyor. Ahlakı başta. Başta her şeyi bozuyor. Psikolojiyi bozuyor. Daha sonra o psikolojiye çok ihtiyaç oluyor yani kesinlikle. Değil mi? Hep savunduğum şu, enflasyonla biz ne yapıyoruz? Faiz politikasıyla, para politikasıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama diğer, şimdi ben bunu bekliyorum, bunun üzerine
ekonomi yönetiminden makro ihtiyati tedbirler geleceğini düşünüyorum ve sıkı tedbirler gelebileceğini düşünüyorum, tamam mı? Ve yapılması lazım. Yani hocam bir peki tasarruf tedbiri geleceğini düşünüyor musun? Yapılması çünkü lazım. Ya bir tasarruf tedbiri hesapta açıklandı. Hani onun sonuçları da o, kamuoyuyla paylaşılmadı doğrusu. Onu senin yayında da söylemiş olabilirim. Bizim toplam milli gelirin %1'inin çok çok altında bir pakette o. Dolayısıyla ben tekrardan sayın ben hakikaten gönülden yaptığına inanıyorum. Hem Merkez Şimdi Bankası çok özür diliyorum. Fransa 60 milyar euro tasarruf paketi açıkladıysa muhtemelen bunu yapacaktır da, değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yani tek tek hesaplanmıştır zaten kesinlikle. Nerelerden ne kısılacağı. Kesinlikle. Ama burada bizde şimdi benim gördüğüm evet diyoruz ki işte Merkez Bankası elinden ya, ama diğer bakanlıkların hep söylediğimiz eğitim ya, en basitten diyorsun ki çoban bulamıyorum. Çoban mı eğiteceğim? Gerekirse eğiteceğim. Köy enstitüleri vardı ya. Biz belki oraları kapamakla bu şimdi hani derler ya, dönüp kendimize de halkım, niye benim gencim kahvede oturuyor da ben Afgan çoban arıyorum, usta bulamıyoruz, niye elektrikçi de yok, eğitimi o işlerden, o işlere gereken önemi vermemiz lazım artık bizim meslek liselerine. Hocam boş yani, kalan bir milletten daha tehlikeli bir şey olabilir mi ya? Evet, evet. Yani düşünsenize bütün gün boş insanlar gerçekten hani ne derler, şeytan girer vallahi yani boşluğa. Yani şeyde yazıyor işte, efendim ülkemde yabancı, tamam istemiyorsun ama o yabancının yaptığı bir takım işleri de yapman lazım. Evet. Bugün bakıyorsun işte temizlikçi çalışanlar, temizlik hizmetlerinde çalışanlar vesaire. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Refah toplumu olmadan tüketim toplumu oluyoruz. Almanya'da ya, Alman biliyorsun şey yapmaz, temizlik işlerini vesaire işleri yapmaz. Öyle gün gelecek ki aynı bu çoban hikayesinde olduğu gibi bizim vatandaşlarımız artık şeyi yapmamaya başlayacak. Temizlik işlerine gitmemeye başlayacak. Ha, ne yapacağız oradan da? İşte gelen göçmenler çalıştırılacak. Almanya, ama biz Almanya değiliz. Şunu bilmemiz lazım. Bak biz Almanya değiliz. Ha şunu da diyebilirler ama biz müthiş bir göç toplumuyuz hocam da diyebilirler. Ya şimdi, göçten yana hiçbir şeyimiz yok. Allah korusun, hafızan Allah, İran patlasa milyonlarca insan oradan akacak. Orada, Lübnan'dan gelen giden. Orada şöyle söyleyeyim. Orada İran bir Azerbaycan patlarsa, şeyi de var tabii ki, farkındayım bak, öncelikle orada de. Orada İran'da herhangi bir şey olursa buradan oraya çok giden olur şey olarak. Çok İranlı var burada. Yani 1 milyonun üstünde İranlı olduğu söyleniyor. Buradan oraya gider. Onlar döner ülkelerine eğer orada herhangi bir şey olursa. Ha, döner diye bir milli birlik ve seferberlik havasında mı? Aynen, oraya dönme olabilir. Yani dolayısıyla ekonomi derken bizim önce bu işleri çözmüyor. Ama şimdi bu işleri çözeceğimiz zaman da hizmet enflasyonu diyoruz burada patlamış. O zaman sanayici diyecek ki, bir takım sanayi bölgelerinde diyorlar ki ya bu şeyler olmazsa biz çalıştıracak adam bulamıyoruz. Nasıl geldik biz bu noktaya ya? Nasıl geldik hocam? Hakikaten nasıl geldik? Vallahi yani, nasıl geldik Fatih? Şeyde pandemiden sonra biz bu noktaya geldik artık. Ya çalıştıracak. Oldu. Sen de biliyorsun sanayide şu anda evet, hiçbir kademede şey bulunamıyor. Bu durgunluğa rağmen. Ya çalışan bulunamıyor. Yani her şarta rağmen yatırım yapacağım ama personel bulamadığım için yatırım yapamıyorum, evet, diyen sanayiciler var. Duydum vallahi. Veya yatırımını yapmış personel bulamayan sanayici tanıyorum ben. Evet. Dolayısıyla yeni nesil belki böyle çalışmaktan evde oturmayı tercih ediyor, aile evinde oturuyor vesaire vesaire. Evet. Yani bu enflasyonu konuşurken konuşulması gereken artık para politikasının dışında çok başka şeyler var. Geneline bakmamız yani lazım. Yani para politikasıyla gelinebilecek yer burası mıydı? Burası. Fatihciğim? Yani şöyle söylüyorum sana. Ben Merkez Bankası'nın burada evet faizde sıkı duruşunu yapıyor, yaptığını düşünüyorum. Ama diğer konularla hani hep konuşuyoruz. Yapısal reformlar. Hep konuşuyoruz tasarruf. Hakikaten artık şimdi o piyasa oyuncularının faiz beklentisiyle, çünkü biliyorsun bir takım ücret artışları beklenen enflasyona göre yapılıyor, tamam mı? Bir takım artışlar. Piyasa oyuncuları ve uzmanların beklediği enflasyonla vatandaşın beklediği enflasyon çok farklı. Arada 30-40 puan farklı. Hı hı. Neden? Vatandaş sokağa çıktığı zaman gördüğü enflasyon bambaşka. Bir örnek vereceğim. Şimdi alıştıra alıştıra gidiyoruz, tamam mı? Dün bir arkadaşımla senin oturduğun bölgede bir şeye gittik. Restorana, dönerci, tamam mı? Hı hı. Anladım. Birer porsiyon yedik. Yanında birer çorba. Hesap ödedi arkadaş. Ya hocam dedi. Hesap dedi çok uygun geldi dedi. Tamam mı? Ne geldi dedim. 1100 lira hesap geldi dedi. Onu dedim. Eğer biz bu hesabı geçen sene ödeseydik vay be diyecektik. Evet. Demek ki alışmaya başladık. Maalesef sorun vatandaş artık birinden fiyat sorduğu zaman ha evet bütün olay ahu psikolojik mücadele. İşin psikolojik şeyini yönetmemiz. O da nasıl olacak? Fransa'nın yaptığı gibi. Arkadaş şu kadar tasarruf paketi açıklıyorum ki dev Fransa ekonomisi. Bu kadar tasarruf paketi açıklıyorum. En az o kadar açıklamamız lazım bizim de, bak en az o kadar. Ve bunu iletişiminin çok doğru yönetilmesi,
vatandaşın enflasyonun gerileceğine inanması lazım. Aynen kurlarda olduğu gibi. Hatırlıyor musun? Şeyden önce, seçimlerden önce, yok kur oraya gidecek, buraya gidecek bilmem ne diyen bir sürü piyasa uzmanı dediğimiz arkadaşımız oldu. Dedik ki yapmayın etmeyin. Ki benim yayınlarım var böyle. Gitmeyecek dediğim, YouTube'a giren bulur. Artmayacak bu kur dediğim yayınlarım var. Ha vatandaş şunu gördü. Ne yaptı o zaman? Döviz şeylerinde kuyruklar oluştu. Tamam mı? Gitti millet. Merkez Bankası maalesef 5 milyar dolar yaktı. Faizi 5 puan arttırdı. Sadece o son bir ay ki o sosyal medya hareketinden ötürü. Ha peki vatandaş şunu gördü. Evet ya dövizle oynadık elimiz yandı. Demek ki düşebiliyormuş. Bizim jenerasyon biliyor bunu. 2001'i 94'ü yaşayan ama yeni jenerasyon da bunu gördü artık. O 35-40'lı yaşta olanlar da dövizin artmayıp düşebileceğini gördü. Aynı şekilde enflasyonun da gerileyebileceğinin iletişiminin yönetilmesi lazım. Nasıl? Fransa'nın yaptığı gibi. Enflasyonu düştüğü halde adamlar tasarruf paketi açıklıyor. Evet. Çok ciddi tasarruf paketi. Ama bu hocam, şu burada demek o zaman değil. Sen enflasyonla mücadeledeki en önemli engelin psikoloji yönetimini onu başaramamak olduğunu lazım. Evet. Söylüyorsun. Onu göstermemiz lazım vatandaşa. Ya kamu evet ya bak ben de tasarruf yapıyorum. Şunlardan tasarruf yaptım. Ama bu demek değil ki vergi verenlerden daha çok aldı. Hadi yüklenme. Demin anlattığım trafik cezası. Tak 2 haftadır trafik cezaları gelmeye başladı. Tamam mı? Evet. Bu ara ara olur böyle ekonomide hani bütçe tamamlama dönemlerinde. Orada da bir hedef var demek ki değil mi? Yani kesin vardır. Şu kadar şimdi, ceza keseceksiniz. Şimdi şunu diyeceğim. İşin psikolojisinin yönetilmesi lazım. Piyasanın üretim tarafının canlı tutulması lazım. Hareketli tutulması lazım. Kolay bir iş değil. Hocam şimdi üretim tarafı nasıl canlı tutulacak? Üretimde çok ciddi bir can kaybı var. Gerçek performans kaybı var. Şu kurların %17, enflasyonun %32 arttığı bir ortamda. Evet, böyle bir hesap. Gerçekten maliyet artışlarına dayanması sanayicinin şimdi, artık şöyle bir hiç şey kolay bir şey değil. Dün bir sanayi tesisinde bir arkadaşımlaydım. İşler çok iyi, siparişler çok iyi, üretim çok iyi çalışıyor. Fakat hocam diyor. Hocam bir araya bir şey tabii, daha girebilir miyim Fatih'ciğim? Şimdi kurların bu kadar düşük bir artışla seyrettiği, enflasyonun artmaya devam ettiği bir ortamda ne olmuş? Daha da bunun datası yeni geldiği için paylaşalım, dün geldi. Tüketim malı ithalatı tarihi patladı. Bir zirve kaydetmiş patladı. Değerli izleyenler. O bir felaket. O bak. Bir felaket. Tüketim malı yani son bir yılda yapılan tüketim malı ithalatı Türkiye'nin 52,3 milyar dolara çıkmış durumda. %12'lik bir artış, 12'nin üzerinde bir artış. Peki ham madde ithalatında durum ne yani sanayi kullandığı? Örnek vereceğim sana. Onu da verelim çok affedersin. Ham madde ithalatında da %6,5'luk bir gerileme var. Şimdi bak buradan devam bu edelim. Bu sanayinin aslında belki iç iyi de olabilir iyi taraftan bakarsan iç kaynağa da yönelmiş olabilir orası. Çünkü sanayi bir şekilde şimdi dünkü örnekten şunu vereceğim. Arkadaşım da siparişleri iyi hocam üretim iyi yapıyoruz. Tamamı mı iç kaynağa yöneldi Fatih'ciğim? Örnek vereceğim. Diyor ki. Hocam diyor sipariş geçen senenin üretim %20 üstünde fakat kar yok. Hemen bu örneği verdim bak dedim. İhracatında dedim kur %17 artmış yaptığın ihracatta. Fakat senin maliyetlerin minimum %35 arttı ilk 9 ayda. Zaten öyle çok karlılık yok sanayi tarafında. Tabii canım. Millet %3 ile 5 ile ya çalışıyor ya çalışmıyor. Buradaki aradaki farka baktığın zaman TL ile ihracatçı açısından söylüyorum şey ortada zarar ortada. Fakat... Bir de olaya şöyle bakmak lazım abi. Biz şimdi bu enflasyonu frenlemeye çalışıyoruz. Kurda bir hareket olursa yine enflasyon geçişkenliği olacak. Onun için zor diyorum bu işleri toparlamak çok. Bir firma Türkiye'den çıktı. Tamam mı? Başka bir Amerikalı aldı. Hı hı. Tamam mı? Şimdi marka adı vermiyorum. Çok büyük bir sanayi tesisi. Çıkış sebebi olarak ne dedi biliyor musun? Türkiye'deki enflasyonun yüksekliği dedi. Çünkü firma zarar yazdı. Neden yazdı? Kredi maliyetleri çok yüksek. Evet. Şimdi bak bu nasıl bir şey biliyor musun? Çok bilinmeyen bir maksimum denklem olacak. Ne olacak? Enflasyon düşecek. Sanayi devam edecek. İşler devam edecek. Vatandaş yaşayacak. Bir ana denklem bu. Altında bir sürü kıstas var. İşte enflasyonla mücadele, sıkı para politikası uygulanacak. Büyümeden taviz verilmeyecek. İstihdamdan taviz verilmeyecek. 7-24 çalışması lazım tüm bakanlıkların. Bak 7-24. Hiç kolay değil bu iş. Yani bu iş... Ya böyle biraz katı önlemler de almak lazım abi. Yani tasarruf tedbirleri biraz. Mesela ya çok affedersin okullarımızda temizlikçi yokmuş 30 bin okulda. Ya Japonya'da okullarda temizlikçi yok ya. Yine dönüyoruz eğitime. Yani
öğrenciler, ha demiyorum ki kalksın öğrenciler şey temizlesin. Fatih'cim, ama bak, bu baştan böyle olmalıydı. Kültür. O bir kültür. Şimdi bizim evlerimizde çocukları böyle 7-8 yaşında al şu bezi eline, yok, şu evi temizle dedirtir mi anne, Türk annesi? Aa, Türk şimdi annesi. Biraz tabii yapının da yapı işte, biraz onu geleneğe diyorum. Göreneğe göre de tabii. Ha, bir anda okul değiştiremez ki onu yani. Değiştiremez. Onu diyor, bir anda olmaz ama dönüp bu işlere bir yerden keşke başlamak. Keşke Japonlar gibi olsak. Ha. Tabii ki tartışmıyorum. Ya bir yerden ben başlamak lazım ama. Yani diyeceksin ki sınıf temizliği. Hocam ama oradan da başlamayalım, gözünü seveyim ya. Ya. Abi, yani benim okuldaki tasarruf tedbirlerini değil, okulda asla. Bir hademe okula istihdamından inmeyelim. Başlamayalım. Tabii. Başka yerden başlayalım. Asla başlamayalım ama temizlik kolu vardı ya ben ilkokuldayken filan. Sizde yoktur, sen yeni jenerasyon da. Yok, ben yakaladım o temizlik kolunu, hatırlıyorum. Ha, sınıfımızı kendimiz temizlerdik. Bu demek değil ki bir yerden başlayalım anlamında söylüyorum. Tabii ki istihdam yapılsın, alınsın o vatandaşlarımız iş. Mutlaka alınsın. Evet hocam, en son oraya gelelim ya. Diyeceğim o, en son oraya gelelim. Evet. Hani bir şey oldu ya, vatandaşın servisiyle tasarruf. Değil ya, yapacak başka şeyler var. Biz vatandaşın artık tasarrufuyla uğraşmamamız hocam, lazım. Hocam önce şu devletteki lüksü bir bitirelim. Her yerde. Değil mi? Her yani o lüksü bir kaldıralım. Devlet lüksünü işte o. Hala daha görüyoruz o yabancı. Kesinlikle. Alman marka arabalar, konvoy. Şimdi marka adı söylemeyelim ama işte dedik ya, yerli milli markamızı arttıralım. Artıralım. Bunu arttıralım. Evet. Buna ağırlık verelim. Ha, dolayısıyla biz vatandaş olarak da dediğim gibi üzerimize düşeni, hani meslek beğenmemek olmamalı. Ama bu da eğitimden geçiyor. Hocam şimdi biliyorsun bu anayasal bir hak, konut ve barınma hakkı. Ben de gün ortasında o yüzden çok sık gündeme getiriyorum. Çünkü orası ciddi bir krize dönmüş durumda. Şu an bizim oğlan ev arıyor, bulamıyor. Gerçekten o kadar sınırlı sayıda bir herkes kiralığa üşüştüğü için. Çünkü gerçekten de satın almak son derece zor. Vatandaşların konuta erişimini artırmaya dönük çalışmalar yapacağız demiş. Özellikle evet. De yeni Sayın sosyal Bakan bunu konut dedi. Projeleri. Ne diyorsun? Kesinlikle bu arada yapılması. Bunu da şeyle bağlayalım. Çünkü bir ilk defa biraz bir artış oldu. Bir süredir yatay yani konut satışları çok kötü gidiyordu. Nihayet geçen ay burada bir toparlanma olmuştu. Nitekim enflasyona da yansımış. Konut artan kalemler içerisinde yüksek bir şeyle kesinlikle yer alıyor. %3,86 aylıktan bahsediyorum. Yıllığı hemen söyleyeyim konut. Ama benim önüme basılan kağıtlarda yıllığı geldi, ben de 3,86. Varsa söylersen yıllık var, sevinirim. Söyleyeceğim. Yıllık çıkmamış hocam burada. Yani yıllık var, bende var. Konut çok yüksek şeyi doldurmuş. Yani 65'in üstünde. Ha. Şurada tablo dolmuş. Tablo evet, tablo basılmamış. Şimdi bir şey yani yapılması lazım kesin. Orada ben bir şey neyse, daha neyse çok yüksek olduğunu biliyoruz. Aylıktan da gidebiliriz orada da. Şöyle bir şey. Dedin ya ev bulamıyoruz, kiralık. Öyle bir hale getirdik ki olayı. İnsanlar evini kiraya vermek istemiyor bu sefer. Çünkü sistem o %25 artış hikayesi, işte piyasa bilmem ne kadarken biz dedik ki arkadaş sen %25 arttıracaksın. Bu sefer evini mesela öyle bir çalışma yapıldı. Boş evler çalışması yapıldı. Tamam mı? Hani niye kiraya vermiyor diye. Ben bulunmamasında biraz buna da bağlıyorum. İnsan ne yapıyor? Çok sağlam bir kiracı bulmaya çalışıyor veya vermiyor. Maalesef. Hocam o %25'lik şey de çok kalktı. Travma oldu ev kalktı. Sahiplerine. Çok kalktı ama bir travma var yani var. Orada. O travma var. Ya şimdi görüyorum sosyal medyada geliyor. 40 bin liralık evde 6 bin liraya oturuyor diyor bir tanesi. Ne yapacağım diyor, çıkaramıyor. Başka bir olumsuz etkisi oldu. Artık insanlar Türkiye'de konut almıyorlar. Buradan da bayağı döviz girişi var. Komşu ülkelerden tabii konut alınıyor artık. Ha, burada ben tabii şu taraftayım. Böyle bir ülkede konut ve döviz iki şey yatırım aracı olmamalıdır. Ve öyle görülmemelidir. Nasıl değişecek hocam? O bir kültür, kültür adeta. Değil mi? İşte biz hep diyorum ya nerede böyle kaç milyar dolar oldu şimdi bilmiyorum döviz tevdiat hesapları. Hangi ülkede, yabancı bir ülkenin parasına bu kadar para yatırılmıştır? Yani bunlar işte. Ama hepsinin arkasında bir sebep var. Bir sebep var. Yani bugünlere gelmemizin kesinlikle arkasında, bu psikolojiye gelmemizin arkasında bir dolu. Ya sadece var, son var. 20 yıl da değil yani. Uzun dönemli bir tabii. Şey konut, var. Konut. Konut sadece yatırım değil, barınma ihtiyacı olarak görülmelidir. Döviz de, ya dövize niye yatırım yapar bu insanlar? Yani bunu irdelemek lazım. Evet. Uzattık galiba. Estağfurullah hocam, yok yok, şu yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına baktım Türkiye'nin. Hayır, devam edebiliriz tabii ki bir miktar. Hı hı. Şimdi hocam tabii ki sen yine sanayiye dönelim. Konut tarafı önemli. Kesinlikle. Konut bakanın tarafının bir an yaptığı önce da çok çözülmesi doğru gerekiyor. Nasıl yapılacak, ne edilecek? Hani bu kısa vadeli bir iş de değil bu arada. İş değil. Yani bugünden karar verilse bu sosyal konut projeleri nerelerde yapılacak? Nasıl aynen yapılacak?
kaç yılda bitecek? Aynen. Bir yandan deprem konutları üretilmeye bu memlekette devam ediliyor. Onu da unutmamak lazım. Kesinlikle. Milyonlarca insan, yüz binlerce insan konteynerde yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla hem ora hem bura nasıl olacak bilmiyorum. Aynen. Dolayısıyla da sıkıntılı bir durum var. Sanayicilerde çok ciddi sıkıntı da ama. Şimdi yani çok iyi örnekler var hala kaleyi dik tutan. Şimdi birazdan ağırlayacağım Doğanlar Mobilya burada olacak. Tanıştık. Evet. Muazzam da bir orada tabii ki bir büyüme hikayesi var şüphesiz. Dinleyeceğiz. Onlar için de kolay olmuyor muhtemelen. Kesinlikle. Ama yine de sermayeyi güçlü tutmayı başaran, bu dönemde döviz ihtiyacı olmayan, buna rağmen büyümeyi başaran şirketler bir tarafa, sayıları çok az. Bir de çok kırılgan tabii ki KOBİ'ler var. Ben şeyi de aldım Ahu gelmeden önce. İhracatın ithalatı karşılama oranı. Şimdi şu durumda bile baktığın zaman Ocak-Eylül'de ithalatın ihracatı karşılama oranı 2023'te Ahu %68 iken 2024'te %76. Fakat pardon 2024'te %81. Şimdi Ocak-Eylül 76, Eylül'de 81 ihracatın ithalatı karşılama. Şimdi burada baktığın zaman son iki ayda cari fazla verdik. Ben yine gelecek cari veride cari açık olmayıp cari fazla verebileceğimizi düşünüyorum yine. Şeyde fena gitmiyoruz cari açık hikayesinde. Ahu %2'nin altında yıllıkta. Yani 20 milyar doların altına geldi rakam. Hı hı. Ve yıl sonu orada geçen seneye göre %100 şey olacak. Pozitif anlamda. Hı hı. Hükümetin en övündüğü rakam. Ya şimdi böyle, zaten cari taraf. Evet, burası toparlan. Tabii burası piyasadaki durgunluktan. Ama senin en son verdiğin rakam o tüketim ürünleri o çok kötü. Çok. Yani onu da işte yine vatandaş dönüp tüketim ürünü ya. Bu ne demek tüketim ürünü? Ben şimdi kendi evime diyorum. Arkadaş ben eve ithal ürün istemiyorum diyorum. Abi bir geliyorsun bir şey almışsın. Atıyorum. Koltuk. Açtım bir baktım küçük bir şey. Made in China. Olmaz ya. Olmaz. Yani vatandaş ne yapsın? Yerli üretim 5000 lira. Orada öbür yanında 3200 lira. Vatandaş onu evet. alıyor. Ha burada Ticaret Bakanı sevgili Ömer Bolat'ın da ben sıkı çalıştığını düşünüyorum. Bir takım koruma önlemleri ithalatta özellikle tüketim ürünlerinde de alınması lazım. Fakat yani ek vergilendirmeler fakat, alınıyor bu arada alınıyor, bazı şeyler. İyi çalışıyor Ticaret Bakanlığı da sıkı çalışıyor ama burada bir şey eklemek istiyorum. Diyeceksin ki Amerika'da da aynı olduğu gibi Çin'den ettikleri ithalat sayesinde enflasyonu düşürüyorlar ucuz ürünler. Hı hı. Bizde de tabii bu tip ithalatın her ne kadar dış ticarete olumsuz etkilese de enflasyona olumlu katkısı var. Yani ben içeride ürettiğim koltuktan girdim evet. veya giyim eşyasından devam edelim. Senin de sektör evet. aynı zamanda. %30-40 fark varsa vergiye rağmen bile vatandaş onu alıyor. Ama bizim şunu yapmamız lazım. Hani yerli malı haftalarımız vardı. Yine dönüyorum okullara. Bizim aynen. zamanımızda köşelerimiz olurdu. Yerli malı kullanmalı diye. Evet. Yine bizim bunları yapmamız lazım. Hani dedim ya topyekun mücadele bu hocam, işte. Yani içeride işte hep konuşuyoruz ya sanayide muazzam bir işte hükümet şey peşinde, dönüşüm peşinde. İnşallah tamamen olacak. Teknolojili üretim yapalım. İşte efendim emek yoğundan çıkalım. Orada zaten mücadele etme imkanı kalmadı gibi de bir kafalarda algı var. Fakat bu böyle bir anda olmuyor. O zaman tabii çok ciddi kanıyoruz içeride. Ya şimdi sanayi tarafında çok dedim, ciddi bak, kanıyoruz. Yani bir anda olmaz bu işler. Hiçbir şey bir anda olmaz. Hiç tarım konuşmuyoruz mesela. Neredeyiz? Gıda enflasyonu. Burada gerçi hiç dikkatimi çek. Gıdaya evet bak. Gıdaya hocam, vallahi, gıdaya bak. En önemli şey. En ya. Önemli şey evet. konuşmadık da vallahi yok ya şeyde. Evet. Büyüklerde bir dakika. Gıda var mı bilgi şeyde elimizde arkadaşlar? Aktarabilir miyiz? Bugün açıklanan son gıda enflasyonuna evet. bakalım. Çünkü dünya rekoruyduk ama burada göremedim. Neyse. Peki. Hizmet tabii yüksek ama bütün dünyada sadece bizde değil. Valla ben insanların da hani bakanların da elinden ya ama daha çok çalışmak lazım. Dediğim gibi o ışıkların evet. sönmemesi lazım. Yani hocam şimdi hükümetin gerçekten tasarruf etmesi en başta Ankara'nın şart. Kesinlikle. Kamunun diyelim daha doğrusu. Meclisin bile yani hani sadece bak burada bu sadece işin psikoloji meclis... yönetimine Ankara'nın böyle ağır bir tasarruf tedbirleriyle girmesi çok etkili olur. Kesinlikle çok etkisiz olur. Özellikle en üst makamdan başlayıp arkadaş bak ben bunları yaptım demiş. İnan bana çok büyük etkisi olur. Ya geçen gün bir şey geldi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Meclis lokantasındaki fiyatla falanca üniversitedeki yiyecek fiyatı. Ya böyle bir şey olur mu ya? Milletvekili niye benim öğrencimden ucuza yesin?
Bak burada parti gözetmeksizin. Aynen öyle vallahi. Bunlara bakmak. Meclis toplantısında ben de zamanda çok yedim muhabbet yaparken. Eğer o fiyat olabiliyorsa üniversitede de o fiyat demek olsun. Demek ki olabiliyor. Ya demek ki olabiliyor yani. Neyse. Olmuyor ama evet orası bir şekilde karşılanıyor o maliyet. Olan tabii ki öğrencilere ve işte kalan halka oluyor diyelim. Olmasın ama devam etmesin bu şekilde artık. Ciddi bir bakış açısı değişikliğine öncelikli olarak kamudan görmeye ihtiyacımız var. Kesinlikle. Fatih Hanım hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Artık bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. İnşallah bir dahaki enflasyon daha iyi gelir de daha pozitif. Bekler misin? Olabilir. Yani bir anda makro ihtiyati tedbirlerle birlikte sıkı önlemler gelir. Bir hemen Fransa'nın yaptığı gibi bir sağlam bir tasarruf paketi açıklanır ve iletişimi de doğru yönetilirse sen beklentiyi kırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsun hocam. Psikolojisi. Enflasyonda şu an bir beklenti kırılamıyor. Kırılabilir. En büyük sıkıntı da buradan geliyoruz. O kırıldığı anda ben sana söyleyeyim hızlıca gerileyecektir. Yeter ki şu tabii ki Orta Doğu'daki gelişmelerde gözümüz kulağımız. Kesinlikle. Onun vereceği bir etki. Amerika tarafı hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. Orada şöyle diyeyim. Onlar da biliyorsun istenen yere getirdiler. Evet. Ama aylar ve yıllarca faizi indiremediler. Evet. Hala reel faizdeler ben sana söyleyeyim. Dolayısıyla hani bizde o söylemler artık ya işte bu yıl indirilebilir. Yok arkadaş. Yani. Yok daha hemen. Bu verilerle acı reçete denildi ya. Yani bu bir... Yani inandırıcı olmalı bir politika gerçekten de. Oradan da dönülmemeli artık. Şu U dönüşlerinden de çok yorulduk. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim Fatih'ciğim. El ayağına sağlık, bilgine sağlık. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle olacak. Görüşmek üzere.